Evet arkadaşlar, yeni bir FIFA serisine hoş geldiniz hepiniz. Bugün bölümümüz direkt bir derbiyle başlıyor. Derbi maçımız var Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş şu an ligimizde birinci sırada. Yani bu anlama geliyor ki ligin en güçlü takımıyla deplasmanda oynayacağız. İşimiz bayağı zor ama bizim takım da gördüğünüz gibi formda. Ekici. Ekici'nin morali hep bozuk. Ama forvetimiz formda, diğer oyuncular formda. Bakalım. Bizi yine bayağı zorlu bir maç bekliyor. Biz forvet hattımıza güveniyoruz. Cardozo. Evet, yağmurlu hava. Hiç sevmem. Deplasmanda olduğumuz halde ofansif oynayacağız arkadaşlar. Başladık bakalım. Ah, top bende kaldı. Das gehört nun tatsächlich zum Grundrepertoire. Das kann auch ein Schülerkeeper. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Offside'mış. Ben de tam vurmaya hazırlanıyordum. Offside'mış. Fahne ist oben und das völlig zu Recht. Wenn wir noch mal hinschauen, es ist knapp, aber es ist abseits. Onların da forvet hattı çok güçlü arkadaşlar. Dembaba var, Gökhan Töre var. Diğer tarafta Olcay Şahan var. Yani onların da forvet hattı iyi. Böyle bir şey olamaz ya. Kornerden yedik arkadaşlar. Yenmeyecek yerden, kornerden gol yedik. Mustafa Pekdemek attı ve erken yedik golü ya. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprungfedern in den Schuhen haben. So hoch wie der steigt, ein super Kopfball. Und der spielt ab. Konstant? Ah. Güzel bir Schuss, ama kenardan gitti. Adamlar ilk kornerlerinden gol attılar. Hadi be, top alıyordum arkadaşlar. Pas yapıyorlar. Ve 2-0. İkinci golü de yedik arkadaşlar. Favori takım bastırıyor. Mustafa Yumlu. Ekici. Ön tarafta bayağı güçlüler ya. World class. Im richtigen Moment ist am richtigen Ort. Paketa so richtig schön steil. Die Mitspieler bieten sich an und trotzdem. Son anda kestik, yoksa yine geliyorlardı. Oyuncumu, evet, yine atak yapmaya çalışıyorlar. Ve 3-0 oldu be. Forvet hatları çok güçlü arkadaşlar. Yerle bir ediyorlar bizi. Yağmurun da etkisiyle çok etkisiz kaldık biz. Bütün maçı forvetleri oynuyor. Offside. Hakem offside'i çalmadı ya. Yuh. Bütün oyuncular elini kaldı. Adamlar kafasına göre top çeviriyor. Top aldığımı fark etmedim arkadaşlar. Hadi ya. Cardozo. Uf, hakem. Adam beni birşti geçti be. Sadece sarı kart vermekle yetindi arkadaşlar.
Adam çok uyanıklık yaptı ve atağa başlamadan bitirdi. Ekici. Üf, 3-1 attık sandım ama olmadı. Arkadaşlar bize forvet şart. Ve bize orta saha şart. Furkan. Dembaba. Ersan Aren. Topu nasıl da dışarı çekiyor ya? Nasıl da dışarı çekiyor? Oyuncu değiştirdiler. Orada kaptırılır mı ya? Biraz arkadaşlar. Bunlarla transferleri yaptıktan sonra görüşürüz. Bu artistlerle. José Sosa. Hutchinson. Necip. Beide Rangelei um den Ball. Furkan. Eine Sahneschnitte von Pass. Aber herrlich anzuschauen. Wunderbar wie die Kugel läuft. Evet arkadaşlar, maç bitti. Bir sürpriz yapabilirim sandım ama yapamadım. Deplasmanda lider Beşiktaş, kariyerde lider, bizi yenmesini bildi, rahat yendiler. Biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Of, Cardozo, Onur Kıvrak ve bir oyuncumuz milli takıma çağrılmış. Ama herhalde lig maçına kadar gelirler. İnşallah sakatlık olmaz. Gençler Birliği gördüğüm, Gençler Birliği herhalde. Gördüğüm kadarıyla. Bakıyorum, evet, Gençler Birliği ile oynuyoruz arkadaşlar. Bu maçı kazanmak zorundayız. Evimizde oynuyoruz, rakip Gençler Birliği. Galibiyet şart. Sakık olmamış. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'a karşı bir sürpriz yapamadık. Adamlar bizi yenmesini bildi. 3-0 yenildik. Ama belliydi zaten, onlar hem liderler hem de çok güçlü oyuncular var bize göre. Şimdi Gençler Birliği ile evimizde oynuyoruz. Mutlaka kazanmamız lazım bu maçı. Ve geliyorlar. Offside. Offside. Evet. Nereye? Ve nereye? Hayret bir şey ya. Böyle bir şey olamaz. Bir de faul verdi hakem. Gel de çıldırma ya. Topu çıkarttık. Yine çıkarttık. Bastır forvet. Orada alsam bitirirdim. Aldık. Haydi Cardozo. Yürü Cardozo. Yılmaz. Ve gol arkadaşlar. Gol, 1-0 Gençler Birliği karşısında öne geçtik. İşte bu be. Bu maçta galibiyete ihtiyacımız var. 10. dakikada 1-0 öndeyiz. Bu bizim için iyi oldu arkadaşlar. Bir gol daha atarsak birazcık olsun rahatlayacağım. Petrovic. Haydi. Şu top almakta zorlanıyoruz ya. Evet, topu aldık. Şimdi atak sırası bizde.
Konstan. Evet arkadaşlar, top almaya çalışıyoruz. Ve aldık. Aldığımız topu geri kaybediyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Top aldık. Nereye ya? Arkadaşlar bunlar defanslar hep. Bir gol daha atsak bayağı rahatlayacağım. Çünkü çok da güçlü gelmiyorlar. Bizim oyuncular niye bu kadar yorgun ya? Ya Tabare, orada aldığı topu kaybedilir mi ya? Taç bize. Bozingua. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie bringen muss und sich den Ball schnappt. Binder oğlum. Dann ist das kein guter Eckball gewesen. Doja. Ahmetçalik. Kalabalık gelmeye başladılar arkadaşlar. Gol arıyorlar. Bir yakalarsam. Orhan Güle. Ve offside. Hakem offside'ı verdi. Bozingua ile oynayacağım. Yılmaz topu indirene kadar. Aman. Niemals, also die Flanke ging in Richtung Karim Abdul-Jabbar. Cardozo'ya doğru yolluyorum. Und jetzt geht diese Partie in den Ya nerede topu taça çıkartıyor ya? Tomic. Ugur. Evet arkadaşlar, baskıyı uyguladık ve topu aldık. Bu bizim için iyi oldu. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Gol atmakta zorlandığımız maçta 1-0 kazanıp 3 puan almanı bildik. Bu bizim için iyi oldu. Evet, hala 10. sıradayız. Beşiktaş lider. 12 puanımız var. Sıradaki rakibimiz Konyaspor. Evet arkadaşlar, şimdiki rakibimiz Konyaspor. Deplasmanda oynuyoruz. Ama rakip çok da zor değil. Onun için mutlaka kazanmak istiyorum. Haydi ya Tabare, çıkartma topu ya. Haydi Cardozo. Bastır ya Tabare. Tabare. Uff! O arkadaşlar, inanılmaz bir faul. Elfmeter und nur
ve sarı kartı da yedi, penaltı. Evet, penaltının karşısında Yatabare var. Hadi Yatabare, bitir şu işi oğlum. Yatabare ve gol. 1-0 arkadaşlar. 1-0 öndeyiz Yatabare'nin penaltı golüyle. Ama penaltı da harbi çok sert bir penaltıydı. Takla attık havada. Bu gol iyi oldu arkadaşlar. Bastırıyorlardı. Şimdi belki defansı daha çok açarlar. Cardozo. Yatabare çalımını atamadı. Azo'ya doğru bindiriyoruz. Cardozo, hiçbir topu indiremedin bu maç ya. Of. Arkadaşlar böyle bir gol yenmez ya. Defansımız uyudu. Şuraya bak ya. Defans uyuyor resmen ya. Defansın... Konyaspor bastırıyor arkadaşlar. Konyaspor bastırıyor. Bizim takım ölü. Oyuncu değiştireceğim. Böyle olmuyor. Ekici ölü ya, ölü. Özer Hurmacı ile Erdoğan'ı sokacağım yine maça. Başka sokak alternatif de yok yedeklerde. Alternatif oyuncumuz da yok. İdare etmek zorundayız. Hele şükür bir top indirebildin Cardozo. Haydi Yatabare. Haydi Yatabare. Yok arkadaşlar, adam makine gibi pas yapıyor ya. Bak ya. Offside mı? Offside yok oğlum. Elini boş yere kaldırma. Git top al. Allah'tan kimse yoktu ortada. Top bizde. Yatabare. Yok arkadaş, atak yapamıyoruz. Forvetler önde beklemiyor. Orta saha çok geride. Marika. Evet. Yine geldiler. Yine atağı çıkarttık. Haydi oğlum ya artık. Uyanın ya. Haydi Cardozo. Cardozo'nun neyi var ya? Normalde fıstık gibi ilk haftalarda goller attık arkadaşlar. 3-4-0 yendiğimiz maçlar var. Olmuyor ama bir türlü olmuyor. Oyuncular Türkiye Kupası falan da yok. Haftada 2 maç yapsak ne yapacağız yani? Şampiyonlar Ligi falan oynasak. Top aldık. Son atak mı? Hakem bitiriyor. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Derbide Beşiktaş'a yenildik. Evimizde kazanmasını bildik. Ve Konya deplasmanından da 1 puanla ayrıldık. Durum böyle. 10. haftaya geldik. 13 puanla 9. sıradayız. UEFA Kupası'ndan uzak değiliz. Şampiyonluktan uzak olsak da UEFA Kupası'ndan uzak değiliz. 7 hafta sonra ya da 8 hafta sonra transfer dönemi açılıyor. O zaman bu takımı ayağa kaldıracağız inşallah. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.